Hadi zeytini anladım. Hadi mantarı da anladım. Kestane nereden çıktı? Ay aşk olsun Ferit. Gerçekten aşk olsun yani. 15 dakikada topladım. Ne var bunda? Ama geç kalıyoruz Nazlı. Ben seni var ya bu kestaneleri yerken göreceğim. Nazlıcığım ay keşke çenemi kapatsaydım da daha fazla toplasaydın diyeceksin. Aslında ben seni burada bıraksam gayet güzel hayatını devam ettirirsin gibi geliyor. Yani mantardı, kestaneydi. Ağaçlar zaten arkadaşın. Baksana konuşuyorlar, öğüt veriyorlar sana. Birkaç kuş da yuvanı falan yapar. Sağ ol canım. Sen gece hiç ormanda kaldın mı? Kalmadım Nazlı. Öyle zevklerim yok. Kalamazsın zaten. Korkarsın. Böyle her yerden garip garip sesler gelir. Parlayan gözler görürsün. Ya sen doğru yolda olduğumuza emin misin? Allah'ım yine aynı soruyu mu duyuyor bu kulaklarım? Ya ne bileyim sanki buradan hiç geçmedik de. Canım geçmediğimizi biliyorum. Ben bizi kestirmeden götürüyorum. Yok ben telefona bakacağım artık. Bak, bak sanki telefon başka bir şey söyleyecek bak. Tabii ki çekmiyor. Çekse şaşarım. Bakayım. Aa benimki de çekmiyor. Ama problem değil. Ben nereden gideceğimizi biliyorum. Şuradan gideceğiz. Eminim biliyorsundur. Kesin bir yerde hata yaptık. Çoktan gelmemiz lazımdı. Nazlı bence aynı yerde dönüp duruyoruz. Yani daha önce buradan geçtiğimize eminim ben. Aferin Ferit farkındayım. Ne yapacağımızı düşünelim. Hava kararmak üzere. Sen hani yolu biliyordun? Hani bizi ormandan çıkaracaktın? Allah Allah! Ne var canım? Ben de insanım sonuçta. Yani hata yapabilirim. Yanılgıya düştüm. Sonuçta bilmediğim bir ormandayız. Vallahi doğa insanısın, maceracısın. Anadolu kaplanısın dedik. Bizi ortada bıraktın ben azı. Allah Allah ya! Gerçekten kavga mı edeceksin benimle şu ortamda? Bak buradan bir an önce çıkmazsak hurda kuşağım olur söyleyeyim sana. Hatırla anlattığım hikayeyi. Vallahi ormanın bir kanunu var biliyorsun. Güçlü olan ayakta kalır. Ben kaçarım sen artık kendini kurtarırsın. Ha, benim etim ne budum ne? Ne yapacaklar beni peşime böyle düşmezler. Seni var ya bir yeseler ama aile karınları doyar. Bir dakika ya. Bilgilerimi kullanabilirim ben. Ağaçların kuzey tarafı yosunlu olur. Güneyde karıncalar yuva yapar. Kuzey yıldızı da kuzeyi gösterir. Ama şu an bu bilgileri kullanamıyoruz değil mi? Belgeseller hiç böyle değil. Sessiz olur musun bir dakika? Neden? Biz arabayı çeşmenin yanına park etmiştik değil mi? Çeşmeye akan suyu bulursak yolumuzu da bulmuş oluruz. Ferit harika bir fikir. Bunu niye daha önce düşünmedin? Şşş dinle. Suyun sesine konsantre ol. Ferit! Sesi duydun mu? Tamam sakin ol. Takip et beni gel. Ya Ferit nereye Ferit? Bir yol bulmaya çalışıyorum. Ferit çok yoruldum. Ne yolda olduğumuzu emin misin? Soru bir yerden tanıdık geliyor bana. Haklıymışsın biliyor musun? İnsan birinin peşine takılınca ya da sırtına binince şüpheye düşüyormuş. Eminim demen lazım bana rahatlamam lazım. Ay, kusura bakma maalesef hiç emin değilim. Bak bir fikrim var. İkimiz birbirine sığınak atalım. Ya da ağaçların tepesine çıkıp önümüzü görebiliriz belki. Hatırlıyor musun bir belgesel izlemiş? Hani adam çalışırken böyle bir barınak yapıyordu. Bence geceyi bu kulübede geçirebiliriz. Ne dersin? Emin olamadım şu an. Olamadım ama susadın. Evet. Bence geçirelim. Ha? Kimse var mı? Yok herhalde. Ne diyorsun? Burada mı kalalım? Yani hava kararmak üzere. Gece yolumuzu hiç bulamayız. Bayağı bir yorulduk da. Özellikle sen sonlara doğru bayağı perişan oldun. Bence geceyi burada geçirelim. Sabah sağlam kafayla hareket ederiz. Tamam. Ferit. Donarız ama burada. Dışarıda birkaç odun gördüm. Baltamız da var. Ben odunları kırarım. Sobayı yakmayı deneriz beraber. Sobayı yakabilirim diyorsan eğer kestaneleri hazırlayayım. Sobada çok güzel olur. O zaman ben işe koyulayım. Ferit. Efendim. Teşekkür ederim. Neden? Bugün benimle olduğun için. Zeytin toplarken, ekerken, mantar ararken. Baksana benim yüzümden nerelere sürüklendin. Ben istemediğim hiçbir şey yapmadım Nazlı.
Hem böyle her şeyden uzakta baş başa kalmak iyi oldu. Oldu. Ben bakayım şu odunlara. Biraz fazla mı oldu fazla ya? Fazla olsun. Ha? Fazla çıkar, mı? Çıkar, çıkar, çıkar. Bak. Bunları koy. Al bunları. Bunlar daha iyi olur. Çak o zaman. Isınacağız. Hazır mı kestaneler? Kestaneler hazır. Sen yemeğe hazır mısınız? Bekle, geliyor. Oh. Al bakalım. Müthiş olmuş değil mi? Harika. Keşke daha fazla toplasaydım. Şu ortamda ben demiştim dememem lazım biliyorum. Ama çok istiyorum diyebilir miyim Ferit? Ben demiştim daha çok toplamalıydın. Oh, sıcak sıcak. Yalnız soba sıcağı da başka hiçbir şeye benzemiyor. Kemiklerime kadar ısındım. Sen pek ihtimal vermiyordun gerçi ama. Allah odunları kırdın. Sobayı yaktın. Beni şaşırtıyorsun Ferit Aslan. Çok güzel hareketler. Sen beni nasıl görüyorsun çok merak ediyorum. Yani senden beni tarif etmeni istesem üç kelimeyle. Hmm. Ne dersin? Üç kelime. Hmm. Soğuk, kibirli, zeki. Evet, fena değil. Son anda toparladım. Tamam. Sen beni üç kelimeyle tarif et. Sana üç kelime yetmez. Nazlı üç çift ansiklopedi lazım. Aşk olsun ya. O kadar karmaşık mı görünüyorum? Çalışkan, güçlü ve meraklı. Ufak tefek görünüyorsun ama istesen tüm dünyayı ayağa kaldırabilecek bir kudretin var. Bakışlarında çok şey gizli. Bir şeyler saklı. Hem neşe hem üzün. Bazen bir mum ışığı gibi titrek. Bazen bir yangın gibi alev alev. İşte bu gülümsemen. Gülümsemen senin silahın. Güneşin doğuşunu izlemek gibi bir şey. İyi geliyor, iyi hissettiriyor. Tamam, bence burada kapatalım bu konuyu. Ben utançtan kızarmak üzereyim çünkü. Utanınca da hemen gözlerini kaçırıyorsun. Ha bir de canın biraz sıkılınca ilgiyi üstüne çekmek için ortadan kayboluyorsun. Ferit, ben ilgi çekmek için kaçmadım. Onu anladığını sanmıştım. Sadece yalnız kalmak istedim. Ben kestaneleri bakayım. Neden kaçtın buraya Nazlı?
Biliyorum kızdın bana o röportaja yetişemediğim için ama tek neden bu olamaz herhalde, değil mi? Tabii ki değil Ferit. O halde ne? Aklına takılan, seni buraya sürükleyen şey ne? Söyle lütfen. Bu anlaşmalı evlilik beni çok yordu Ferit. Hayatımız sınırları olan bir anlaşmaya göre yaşamak çok zormuş. Kendimi ipin üstünde yürüyor gibi hissediyorum. Biri duyacak, öğrenecek diye ödüm patlıyor. Haklısın. Ben de tahmin etmemiştim bu kadar zor olacağını. Deniz'in öğrenmesi çok kötü oldu. Hakan'la Demet'e her an bir şey söyleyebilir. Sadece Deniz'den değil, herkesten saklıyoruz. Pelin dahil. Gerçekten Pelin'i dert etmiyorsun değil mi? Ben dert etmiyorum. Ama sen ediyor musun bilmiyorum. Ne hissettiğini anlamıyorum. Ne demek bu? Pelin'e karşı hala bir şeyler hissettiğini mi ima ediyorsun? Ferit, beni affettiğini söylemiştin. Evet affettim. Hem de tüm kalbimle, her şeyimle affettim. Ama sonrasında ne olduysa yine uzaklaştın benden. Ve sorun şu ki ben sana kızamıyorum. Anlaşmalı evlilik adı üstünde. Bu yaşadığımız şey gerçek mi, oyun mu? Gerçek Nazlı. Yaşadığımız her şey gerçek. Aklımda senden başka hiç kimse yok benim. Sadece sen varsın. Hep sen vardın, hep sen olacaksın. Sen bana o kadar iyi geliyorsun ki. Sen, yani ben seni çok seviyorum Nazlı. Ben yatağı bulduğumuz gibi bırakalım dedim. Seni çok seviyorum Nazlı. Ben de seni. Çok. Bunu böyle özgürce söyleyebilmek o kadar güzel ki. Bence aramızdaki bu anlaşmayı feshetmemiz çok iyi oldu. Hı hı. Çok. Dün gece her şey çok güzeldi. Artık biz normal evli bir çiftiz. Evliyiz. Gerçekten. Bence en kısa zamanda balayına gidelim. Hı, çok mantıklı. Ama önce buradan çıkmanın bir yolunu bulalım. Yolu takip edersek arabaya ulaşırız. Çok kolaymış. Nasıl kaybolduk biz akşam? Dün kafamız biraz dağınıktı bugün Aşedanet. Ben çok acıktım. Sen bir de bana sol kurt gibi acık. Seni bir kaybettiğimiz zaman için o kadar üzülüyorum ki. Üzülme. Güzel günler daha yeni başlıyor. Sana söz veriyorum. Çok mutlu bir hayatımız olacak. Çok mutlu. Dudu teyze mi o? Ay Ferit, bu kadın çok garip, her yerden çıkıyor. Hı?
Ne yapıyorsunuz öyle yollardasınız sarmaş dolaş ha? Biz... Sabah yürüyüşüne çıkmıştık. Evet evet. Dün akşam hava karardığı için mantar toplayamadık. Sabah gelip tekrar topladık. İyi iyi çok iyi. Görüyor musun abi? Barışmışlar. İddiayı sen kaybettin. Gitti benim koyuna. Hadi geçiverin arkaya da. Bırakıverelim size hadi. Dur teyze hiç zahmet etme. Bizim araba şurada yürürüz biz değil mi Ferit? Olur mu öyle? Hadi geçelim hadi. Hadi, hadi geçelim. Teşekkürler. Çok güzelmiş buralar. İyi ki kaçmışsın. Aslında yapmak istediğim çok şey var burada daha. Ama restorana dönmem gerek. Geliriz yine. Bulutla da alırız. Zeytin ağacını ziyaret ederiz. Kestane ve mantar toplarız. Sonrasında muhtemelen kaybolup kulübeye sığınırız. Aşk kulübemiz. Şu anı bozmak istemiyorum hiç. Ama kahvaltımızı yedikten sonra yola çıkmamız lazım. Sen nasıl istersen sevgilim. Sevgilim. Hayatım, aşkım, güzel karım. Masal gibi değil mi? Efendim Fatoş. Ay Nazlı neredesin sen ya? Dünden beri hiç konuşmuyoruz yani. Merak ettim Allah Allah. Tamam Fatoş tamam dur. Güzel gelişmeler var. Çok güzel gelişmeler mi var? Ay kız yoksa? Fatoş aşk olsun. Bak telefonla konuşmak istemiyorum bunları. Ben gelince belki sana detaylıca anlatırım. Ay detay dediysen kesin çok acayip şeyler olmuş Nazlı. Allah'ım hemen gelmen lazım. Ya hemen gel uçak gel hemen gel. Fatoş hadi kapatıyorum şimdi Ferit geliyor konuşuruz sonra. Tamam hadi öpüyorum orayı. Ayşe'cim şunu da 8 numaralı masaya. Kimle konuşuyordun? Fatoş'la tabii ki. Merakla beni bekliyor. Artık rol yapmamıza gerek kalmadı. İçimizden geldiği gibi yaşayabiliriz. Sen de kendini böyle hafiflemiş hissetmiyor musun? Hem de nasıl? Teşekkürler. Aa, bir kahveye ihtiyacımız var. Leman Hanım. Anne. Hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birlikte şehir dışına çıkmışsınız öyle mi? Evet hazır Bulut da yokken 2 günlüğüne işlerden kaçalım dedik. Dönüşte seni burada görmek sürpriz oldu. Bulut'u kendim getirmek istedim. Fazilet de yukarıda odasında. Fazilet kim? Makbule Hanım nerede? Ah, Makbule'nin işine son verildi. Bundan sonra Bulut'la Fazilet ilgilenecek. Sizin olmadığınız zamanlarda onun yanında kimin olacağı önemli değil mi? Nesi vardı Makbule Hanım'ın? Bundan niye bizim haberimiz yok anne? Ayrıca böyle bir şeye ne gerek var? Bulut'u yoldan geçen herhangi birine emanet ettiğimizi düşünmüyorsun herhalde değil mi? Fazilet hem eğitimli hem de disiplinli biri. Mutfakta bir yardımcınız yok. Hadi bekarken aşçılar idare ediyordu. Ama şimdi aile sayılırsınız. Bahçe için, ev için, mutfak için yardımcılara ihtiyacınız var değil mi? Leman Hanım, Ferit de ben de özel alanlarımızı birilerini sokmayı çok sevmiyoruz. Bunu zaten biliyorsun anne. Tabii ailemiz hariç.
Onların her zaman başımızın üstünde yeri var. Düğününüze gelemedim. Çok rahatsızdım o zaman. Siz de biraz acele ettiniz ama neyse. Kusuruma bakmayın. Önemli değil anne. O tören zaten tamamen bir formaliteydi. Önemli olan bizim duygularımız. Bizim Zahi zaten çoktan kalplerimizi atmıştık. Ne güzel. Biz de nikahtan sonra sizin ziyaretinize gelemedik. Kusura bakmayın. Merak etme Nazlı. Annem o konuda bizim kusurumuza bakmaz. Malum benim işlerim yoğun. Bulut'un okulu başladı. Nazlı'nın restoranı haftanın 7 günü açık. Olsun. Önemli değil. Yüz yüze görüşemesek de gönüller bir olsun. Ha bu arada kaybettiğimiz zamanı tekrar kazanmak için bir süre sizinle yaşamaya karar verdim.